Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 403 sıra sayılı uluslararası iş gücü kanun tasarısının genel üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyduğum aziz milletimizi ve sizleri selam ve saygılarımla selamlıyorum. Bu arada Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık ve özgürlüğünü sağlayan Barış Harekatı'nın 42. yıl dönümünü kutluyorum. Emeği geçenlerden ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayan gazilerimize de sağlık ve mutluluklar diliyorum. Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz 2016 tarihi demokrasiye paranga vurulmak, darbe indirilmek istenen milli iradenin çok açık şekilde saldırı ve suikasta uğratılmak istenen Türk ordusunun içine sızmış bir avuç kötü insanın, Genelkurmay Başkanı'nın bazı kuvvet komutanlarının rehin alındığı, birçok kamu kurumunun, gazi meclisimizin bombalandığı, yüzlerce asker, sivil, polis, masum insanın şehit edildiği, insani değerlerin sıfırlandığı kara bir gün olarak hatırlanacaktır. Bu şerefsiz kalkışma, bu karanlık darbe girişimi yalnızca seçilmiş hükümeti veya milletvekillerini değil, Türk milletinin tamamını hedef almıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde vuku bulan saldırılar bir darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı zamanda kanlı bir terör saldırısıdır. Demokrasi uçurumdan dönmüştür. Milli iradenin namus ve emanetleri son anda kurtarılmıştır. Milli iradeye sürülmek istenen kara leke yine milletimizin azim ve kararlılığı ile temizlenmiştir. Milli iradeye sürülmek istenen kara lekenin engellenmesinde, darbenin başarılı olup olmayacağını hiç beklemeden, hiç tereddüt göstermeden, herkesten ve her şeyden önce en kötü sivil yönetimin en iyi askeri yönetimden daha iyi olduğuna, milletin iradesine hukuk dışı yollarla sebebi ne olursa olsun müdahale edilmesine asla müsaade edilmemeli anlayışına gönülden inanmış değerli Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin gerek uçakların gökyüzünde görüldüğü saat içinde hemen Sayın Başbakan'ı arayarak, gerekse hiçbir yere gizlenmeyi, kaçmayı aklının ucundan dahi geçirmeden hemen MHP Genel Merkezi'ne gelerek ışıkları açtırarak milletvekillerini TBMM'ye, Büyük Meclisimize göndermek suretiyle ama acaba demeden, İşin yönünü beklemeden gerekli girişimleri yaparak yöneticileri ve milletimizi cesaretlendirmiştir. Genel Başkanımızın tavrı darbe girişiminin kırılma noktası olmuş, genel merkezimizin ışıkları vatandaşı aydınlatmıştır. Milletimizin topyekün elinde bayraklarla milli iradeye sahip çıkmasına öncülük ederek Yüce Türk milletinin takdirini kazanan Sayın Genel Başkanımızın gösterdiği büyük cesaret örneğinin herkese örnek olması en büyük arzumuzdur. Gönül isterdi ki yetkili ve etkili konumdaki birçok kişinin hiçbir hesap, beklenti içine girmeden derhal milli iradeye sahip çıksın. Tıpkı Sayın Genel Başkanımızın yaptığı gibi. Olayın yönü ortaya çıktıktan sonra demokrasi havariliğini yapanları da şiddetle kınıyorum. Bu olay değer yargılarının ne kadar yozlaştığını bir defa daha gözler önüne sermiştir. Yalnızca yaverlik, emir suybabılığı yapanların ihanetleri bunun açık ve acı örneğidir. Yüce Mevla'nın birçok devasa problemle mücadele eden ülkemizi bu tür şerefsizce kalkışmalardan koruması en büyük dileğimiz ve duamızdır. Değerli milletvekilleri, bu arada belirtmek gerekir ki bir iki saatte birkaç kişinin planlamadığı bu büyük alçakça olayın görevli birimlerimizce olaydan birkaç saat önce değil, günlerce önceden istihbarat edilmemesi üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. Cumhurbaşkanının, Genelkurmay Başkanının, kuvvet komutanlarının en yakınındaki kişilerin bizzat değil içinde bu kalkışmada altını çizerek söylüyorum yer aldığı iddiaları dahi kabul edilebilir değildir. Bu menfur saldırı ve kalkışma nedeniyle alınacak birçok ders vardır. Bugün olayın sıcaklığı nedeniyle bazı konuları yutuyor, söylemiyorsak da dün defaatle izah edildiği halde
hakaretamiz beyanlarla bu zihniyete sahip çıkanların bugün demokrasi, insan hakları havari yapmalarını da ibretle izlediğimizi belirtmek istiyorum. Bu saldırılar nedeniyle şehit olan güvenlik görevlerimizi, sivil vatandaşlarımıza ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Şehit ve gazilerimiz, ülkemiz, demokrasimiz, hür ve bağımsız yaşamamız için kendilerini feda etmişlerdir. Cesaret, fedakarlık, vatan ve millet sevgileri önünde saygı ile eğiliyorum. Değerli milletvekilleri, tabii ki darbe teşebbüsünü, yüce Türk milletinin iradesine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Ancak bu olaylar göstermiştir ki yüce milletimizin bugün her zamankinden daha fazla birlik ve bütünlüğe ihtiyacı vardır. Bu sebeple de ülkede her türlü terör behemahal önlenmelidir. Ülkede adalete, hukuka güven derhal tesis edilmelidir. İş ehline verilmelidir, ayrımcılık yapılmamalıdır, yönetim şeffaflaşmalıdır, işsizliği önleyici, israfı önleyici her türlü tedbir alınmalıdır. Yolsuzlukla etkin mücadele edilmelidir. Türk milleti bunları fazlasıyla layık olduğunu, işini gücünü bırakarak gece gündüz demeden verdiği destekle bir defa daha göstermiştir. Bu tavrın kıymetini anlamak lazımdır. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin kaynakları kıttır. Her yıl aktif nüfus arttığı gibi buna bağlı olarak işsiz nüfus da her yıl yüz binlerce artmaktadır. Ekonomi, işsiz nüfusu, her yıl iş gücüne katılan nüfusu absorbe edecek performansı gösterememektedir. İnsanımız yurt içinde ve yurt dışında gurbetçi hale gelmiştir. Yurt dışı kaynakları tabii ki kullanalım, ancak aklımızdan çıkarmayalım ki koyma suyuyla değirmen dönmüyor. Biz birlik ve bütünlüğümüzü, birbirimize olan sevgi ve saygımızı, çalışmayı, terlemeyi, eğitimi verimliliği önemsediğimiz müddetçe çok daha ilerilere gideceğimiz kuşkusuzdur. Kalkınmanın, ileri gitmenin yegane kaynağı iç faktörlerdir. Başta da ifade ettiğimiz gibi yabancının ülkemize gelmesi, belli alanlarda çalışması elbette desteklenebilir. Ancak yabancıdan medet ummak, yabancıya bel bağlayarak, yabancı hayranlığıyla kalkınan bir ülke görülmemiştir. Dış ülkelerde insanımıza yapılan muamele nasılsa biz de aynısını yapmalıyız. Türkiye'yi yabancı çöplüğü haline de getirmemeliyiz. Bununla beraber ülkemize olan güven en üst seviyede sağlanmalıdır. Güven sağlayamaz isek yabancı bilim ve sanat adamını, yatırımcıyı çekemezsiniz, hatta kaçırırsınız. Nitekim gelinen noktada birçok yabancı yatırımcı Türkiye'yi terk etmeye başlamıştır. Değerli milletvekilleri, bakınız 2015 yılında yurt dışı yatırımcılar 7,6 milyar dolar Türk varlığı satmıştır. HSCB 25 yıl önce yatırım yaptığı Türkiye'deki varlığını satma kararı almıştır. Alman Limongo Türkiye'deki faaliyetine son vermiştir. Bank Pozitif gibi firmaların benzer hazırlıklar içinde olduğu yabancılardır. Citigroup Akbank'taki hisselerini satmıştır. Fransız petrol şirketi Total hisselerini satmıştır. 2006 yılında petrol ofisini 3 milyar dolara satın alan Avusturyalı şirket dağıtımdan çıkma kararı almıştır. Norveçli Statkraft Türkiye'den çıkma kararı almıştır. Topshop Türkiye'deki 10 mağazasını kapatmıştır. İngiliz perakende devi Tesco Türkiye'yi terk etmiştir. Değerli milletvekilleri, 2016 yılının ilk 3 ayında Türkiye'ye giren doğrudan yatırım miktarı %52 düşüşle 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Oysa bu miktar 2015 yılının aynı döneminde 4.236.36.000.000 dolardı. Yabancı doğrudan sermaye girişi de 3 milyar dolar seviyesinden 1 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Azalma %70'tir. Hızla önlem alınmaz ise ekonomi çok daha geriye gidecektir. Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan Uluslararası İş Gücü Kanun Tasarısı 23.06.2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Tasarı
Bir gün sonra 24.06.2016 tarihinde 16 tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na esas komisyon olarak havale edilmiştir. Kısaca tasarı Cuma günü komisyona gelmiştir. Komisyona gelen tasarıdan belki diyorum AKP komisyon üyeleri milletvekillerinin haberi olmuştur, ancak komisyonun AKP'li olmayan diğer üyelerinin haberi olmadığını biliyorum. Hemen devamında da 28.06.2016 tarihinde tasarı komisyonda ele alınmış ve geldiği şekliyle hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edilmiştir. Tasarının komisyonda görüşüleceği gün komisyona acilen çağrıldığımızı belirtmek isterim. Böylesi önemli bir tasarının incelenmesi, üzerinde çalışılması gerektiği açıktır. Buna rağmen üzerinde çalışmak, tasarıyı incelemek için fırsat olmamıştır. Teorisyen ve uygulayıcılar olarak ihtisas ve alakalı birimlerin üzerinde günlerce çalıştıktan sonra taslak haline getirdiği metin üzerinde tasarı komisyona geldikten sonra bir gün dahi çalışma fırsatı verilmeden tasarı komisyondan geçmiştir. Böylesine önemli bir tasarının alelacele bir iki gün içinde komisyona getirilerek geldiği gibi aynen kabul edilmesi muhalefetin önemsenmediğini göstermektedir. Ülkemizin her zamankinden çok birlik ve beraberliğe, karşılıklı sevgi ve saygıya, istişareye ihtiyacı olduğu bir dönemde muhalefetin katkılarının önemsenmemesi katılımcı bir anlayış değildir. Bütün bunlara rağmen dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'in katılımı ile yeni bir değerlendirme yapılarak mutabakat sağlanması bizleri memnun etmiştir. İktidarı muhalefetiyle amaç çıkacak yasadan ülkemizin maksimum yarar sağlamasıdır. Değerli milletvekilleri, tasarı ile 2003 yılında çıkarılan 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. Ayrıca 6458 sayılı uluslararası koruma kanunuyla bazı mesleklere ait kanunlarla da önemli değişiklikler yapılmaktadır. Konuyla ilgili görevli bir genel müdürlük kurulmaktadır. Önemli bir değişiklik olarak turkuaz kart getirilmektedir. Özellikle nitelikli iş gücünün Türkiye'ye gelmesini amaçlamıştır. Uluslararası İş Gücü Politikası Danışma Kurulu kurulmaktadır. Bazı yönlerden tasarıya olumlu yaklaşmak mümkün ise de tasarı birçok madde hükmü itibariyle ülkemizin, çalışanlarımızın, işsizimizin aleyhine olumsuz hükümler içermekteyken yapılan istişare sonunda bu tereddütler giderilmeye çalışılmıştır. Değerli milletvekiller, getirilen tasarı uluslararası iş gücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesi, bu amaç doğrultusunda ilgili STK ve kurumların katılımıyla Uluslararası İş Gücü Politikası Danışma Kurulu oluşturulması, bu çerçevede Uluslararası İş Gücü Politikası'nı oluşturma yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verilmesi ve bakanlık bünyesinde ana hizmet birimi olmak üzere Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü kurulmasını, uluslararası iş gücüne ilişkin gerekli verilerin toplanması ve analiz edilmesi, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesi, nitelikli yabancı çalışanların iş gücü piyasasına girişinin önündeki engellerin kaldırılması, yüksek nitelikli insan gücüne yönelik olarak kolaylaştırılmış bir çalışma sistemi olan Turkuaz Kart Sistemi'nin oluşturulması, yabancılara verilecek çalışma izni ve muafiyetlere dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar, yetki ve sorumluluklar ve uluslararası iş gücü alanındaki hak ve yükümlülükler ile çalışma izni başvurusuna ilişkin objektif kıstaslar konularında önemli düzenlemeler ihtiva etmektedir. Yabancıların çalışmasında izin, ikamet dahil birçok merciye başvurulması yerine yetkinin tek elde toplanması, yetkilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanması bürokrasiyi azaltacak, işlemleri hızlandıracaktır. Ancak kanunla getirilen turkuaz kartın yabancılara vatandaşlık yolunu açması, turkuaz karta verilme şartlarının objektif kıstaslara bağlanmaması, kart verilecek kişilerin en azından asgari niteliklerinin tasarıda yer almaması, bakanlığın takdirine bırakılması, yabancılar için mesleki yeterlik şartının aranmaması, yurt dışında parayla diploma veren müesseselerin varlığı bir gerçek iken yabancılardan denklik istenmemesi, yabancı istihdamında ülkede
işsiz nitelikli iş gücünün korunmasına yönelik hüküm ihtiva etmemesi, dernek ve vakıflarda yabancı çalıştırılması gibi konulardaki tereddütlerimiz konuşularak, istişare yapılarak giderilmiştir. Tasarıyla getirilen yeni bir düzenleme Uluslararası İş Gücü Danışma Kurulu'dur. Danışma Kurulu'nda kısa adı ILO olan Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın ilkeleri doğrultusunda sosyal tarafların da katılınması sağlanarak çoğunluğu temsil etmesi yönündeki yeni düzenleme bunlardan biridir. Ülkemizde en önemli sosyal taraflardan olan işçi ve işveren kuruluşlarını, meslek odalarını kurulda temsil edilmemesi önemli bir eksiklikti. Ayrıca sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulayıcısı ve yabancıların sosyal güvenliklerinin temini yönlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın da kurulda yer almaması önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Gerek ILO ilkelerinin gereği yerine getirmek, gerekse birikimlerinden istifade etmek bakımından meslek odalarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, SGK'nın danışma kuruluna katılımlarının önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Değerli milletvekilleri, ülkemizde devlete ait yüzlerce sağlık meslek lisesi mevcuttur. Yine yüzlerce özel sağlık meslek lisesi bu alanda faaliyet göstermektedir. Bunlara birçok üniversitenin sağlık meslek yüksek okullarını, sağlık bilimleri fakültelerini, biyolog yetiştiren fen fakültelerini ilave ederseniz her yıl binlerce mesleki yeterliğe sahip sağlık personeli işsizler ordusuna katılmaktadır. Vatandaşımızın güçlükle binbir zahmetle okuttuğu çocuklarının işsiz kalması çoğu dar gelirli vatandaşımızı perişan edecektir. Zaten piyasa doymuştur. Sektörün ciddi manada ilave iş gücü kaldıracak hali yoktur. İlgili bakanlıkların ön izin konusunda hassas davranmaları öncelikli beklentimizdir. Bir ihtisas birimi olması nedeniyle konunun ilgili bakanlıklara bırakılması daha uygun olmuştur. Değerli milletvekilleri, tasarıyla getirilen önemli bir yenilik turkuaz sistemidir. Turkuaz kart sistemidir. Turkuaz kart verilene önemli avantajlar sağlayacaktır. Yabancıların çalışma ve oturma izinlerini kolaylaştıracaktır. Turkuaz kart sahiplerine istisnai olarak vatandaşlık hakkı verebilecektir. Özellikle belirtmek istiyorum ki geçici koruma altındakilere bu kartın yolunun açılması ülke yararına olmayacaktır. Zira turkuaz kart sahiplerine doğrudan vatandaşlık verme yolunu açmaktadır kart. Sadece kendisine değil, bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarına da ikamet izni sağlayacaktır. Bu kart ile nitelikli iş gücü amaçlanmış iken yaygın kullanımı amaca hizmet etmeyecektir. Bu sebeple verilirken çok titiz davranılmalıdır. Turkuaz karta zaman zaman %10'ları aşan işsizlik oranı, içlerinde 1 milyona yakının üniversite mezunu olduğu toplam 6 milyona yakın işsiz, yıllar itibariyle artan ikamet izinleri dikkate alındığında olaya bir özentiden ziyade getiri götürü olarak bakmak ülkenin menfaatine olacaktır. Ayrıca verilmesi takdirden ziyade kesin objektif kriterlere bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli milletvekilleri, tasarı ile Türkiye'de ikamet izni olan yabancılara, kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflarda çalışma izni imkanı getirilmek istenmiş ise de yapılan istişare neticesinde bu maddenin tasarıdan çıkarılması uygun olmuştur. Türkiye'nin buna ihtiyacı yoktur. Yabancının hangi niyetle dernek ve vakıflarda çalışmak istediğini anlamak mümkün olmayacağı gibi önemli verilere ulaşması, vakıf ve dernek üyelerinin yönlendirmesi de pekala mümkün olabilecektir. Bu sebeple bu maddenin tasarıdan çıkarılmasını uygun bulduğumuzu belirtmek isterim. Değerli milletvekilleri, zamanım azalıyor. Bir konuyu değinerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Az önce burada Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız vardı. Bunu da kendisi şu anda burada yok ama söylemeden geçemeyeceğim. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu, Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesine yönelik çalışmalarla ilgili olarak Avrupa böyle davrandığı için onların büyüme oranı sıfıra doğru gidiyor. Türkiye ise onların duası ve bereketiyle %5 büyüyerek dünyada ilk dörde giren bir büyüme oranına sahip oldu şeklinde beyanda bulunmuştur. Sayın Bakan, Türkiye
Suriyelilerin olmadığı geçmiş dönemlerde de %5'lerden fazla büyümüştür. Suriyeli göçmenler için şimdiye kadar harcanan paranın 11 milyar dolar olduğu resmi makamlarca ifade edilmektedir. Böylesi bir beyan